şampiyonluğumuzun kutladığımız bu günlerde biz taraftarlar olarak Bozdum abiye bu caddeyi boyamıştık. Daha önceden de sosyal medyada paylaşmıştık. Şimdi gördüğünüz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi boyadığımız yerleri tekrar eski halini getiriyor. Bu Trabzonspor çekemez dediğini biz anlayamıyoruz. Tabii ki Büyükşehir Belediyesi haklı olarak da bu kaldırımları tek renk olmasını, normalde karayollarına ait olan boyada boyanması gerektiğini biliyor. Ama 38 yıl sonra gelen bir şampiyonluğa karşılık Trabzonspor taraftarının bu kutlamalarını çekemeyen bazı taraftar grupları şikayette bulunmuş. Tabii bunu biz doğal karşılıyoruz. Yalnız 38 yıl sonra gelen bir şampiyonluğun kutlamasında taraftarların kendi ceplerinden, hatta buradaki gördüğünüz esnafların kendi ceplerinden 20'şer lira, 50'şer lira ya 150 lira vererek aldıkları boya sonucu buraları boyadılar. Gördüğünüz gibi. Ama bu şampiyonluğu çekemeyen bazı, özellikle Şikebahçe, Cincon ve diğer takımların taraftarları bayağı bir şikayette bulundu. Ama benim anlayamadığım, Trabzonspor yönetim kurulunda bulunmuş kongre üyesi, bildiğim kadarıyla iyi bir Trabzonspor taraftarı olan Sayın Ekrem Bey'in şu yapılan, şu gördüğünüz bayrakları da göster, şu kutlamalara engel olmasını biz anlayamıyoruz. Nasıl anlayamıyoruz? Yani İstanbul'un başka sorunu kalmadı. Yani Sayın Ekrem Bey, size buradan bir taraftar olarak, Trabzonspor taraftarı olarak sesleniyorum. İstanbul'un başka sorunu kalmadı mı? Daha bu yaptığımız şenlikteki şu boya işlerini gönderdiğimiz şu memurların başka işi gücü yok mu? Yani ben anlayamıyorum. Bu kadar adamı buraya getirmişsin. Anlıyor musun? Burayı boyattırıyorsun. Yani bu adamların İstanbul'da başka boyayacak doğru düzgün işleri, şu kaldırımları ya da başka yerlere boyayacak işi gücü yok mu kardeşim? Ben anlayamıyorum yani. Bu ne demek istiyorsun yani? Bu kadar eziklik olabilir mi ya? Olmaz böyle şeyler. Yani Trabzonspor taraftarları görüyorsunuz, İstanbul Fatih Darüşşafaka burada. Ekrem Bey Trabzonspor formalarıyla İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kazandığı tarihte Trabzonspor formalarıyla onu kutlamaya giden arkadaşlar, size sesleniyorum. İşte başkanınız burada. Görüyorsunuz. Taksim'de LKP'lilerin merdivenleri boyamasına izin veren Büyükşehir Belediyesi Başkanı 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun sonucunda taraftarların cebinden vererek şuraları boyadığı, kaldırımları boyadığı yerlere izin vermiyor. Bunu yapan Sayın Ekrem İmamoğlu. Bakın burada biz kimseyi eleştirmek istemiyoruz. Yaptığımız olayın doğru olduğunda olmadığını biz de biliyoruz. Ama böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi sevgili seyirci, Trabzonspor taraftarı? Özellikle sizden rica ediyorum, bu videonun bütün portallarınızda yayınlanmasını istiyorum. Bak burada zabıtaları göndermiş, polisleri göndermiş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Neymiş? 17 bin yani, Fenerbahçeli şikayet etmiş. Yani böyle, böyle bir olay olmaz. 17 bin, 100 bin şikayet etse ne fark eder ya? Böyle bir şimdi şey olabilir. Şimdi biz 160 bin olarak şikayet edeceğiz. Nasıl olacak? Yani İstanbul'un başka sorunu yok mu? Ancak o kadar, yani şu boyaya harcadığım parayla gidip kardeşim suyu düşürürsün ya. Suya %100 zam yaptın ya. Böyle bir şey var mı ya? Ne %100'ü? %100'den bahsediyorum. Bir de verdiğin söz verdiğin aldı. Yani başka sorun mu kaldı? Git kaldırımları düzelsin kardeşim. Yani böyle bir şey olmaz. Sayın Ekrem İmamoğlu, bakın bu videoyu Türkiye'deki tüm sosyal medya mecralarında paylaşacağız. Arkadaşlar görüyorsunuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden arkadaşlar buraları boyuyor. Görüyorsunuz. Yani bu çekememezlik, bu nedir ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani Türkiye'nin başka bir sorunu kalmamış da bu mu sorun? Bu mudur sorun ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir de Trabzonspor Kongresi, bu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'da seçimleri kazandığında Trabzonspor formalarıyla onu kutlamaya giden arkadaşlara bak burada sesleniyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz, Trabzonspor'un yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yani ne demek istediğimi, ne anlatmak istediğimi siz daha iyi anlıyorsunuz. Benim anlatmama da gerek yok. Ama işte gerçek burada. Tabii ki arkadaşlar mecburi işlerini, görevlerini yapıyorlar. Boyamak zorundalar ama yani bu kadar bir azımsızlık olamaz. Bu kadar, yani ancak boyamak istiyorsan orada Taksim'de LGBT'liler merdivenleri boyamış. Gidip oraları da normal rengi boyasanız da. Niye? Yemiyor. Ama burada yaptığımız şu masumane kutlamayı bile çekemiyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Yani sabah sabah, pazar günü sabaha bile seçiliyor. Bakın arkadaşlar, Trabzonspor'un Adana Spor'u 3-0 yenmiş gelmiş. Anlıyor musun? Şampiyonluk kutlamalarına başlamış. Pazar günü sabahleyin bu iş yapılıyor burada. Görüyorsunuz. İşte arkadaşlar, anlatmaya gerek yok. Her şey ortada.
Anlatabiliyor muyum? Ama bunu sosyal medyada lütfen herkes kendi portalında paylaşmasını istiyorum. Bakın bir şey anlatıyorum. Biz burayı boyadığımızda bunu gören daha Amerika'dan arkadaşlar bizi aradı. Söyledikleri şu laflar var. Bak Trabzonsporlu taraftarlar söylüyorlar ki bakın biz Gurbetel'de çalışıyoruz. Gurbette çalıştığımız halde burada üzülüyoruz ama inanın sadece en büyük üzüntümüz gelip orada Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamamaktır. İşte Sayın Ekrem İmamoğlu, bu Trabzonsporluların yaptığı bu kutlamayı engelliyorsunuz burada. Bu yapılmaz. Hele sizin gibi bir kongre üyesi, bir başkanın bunu yapması, yaptırtması ayıp. Yani böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bunu sizin yapmanız ayıp. Yani Fatih Belediyesi, ben buradan sağ olsun başkan, bak burada bize izin verdi. Bir ay kalsın dedi, bir ay kutlamalarınızı yapın dedi. Hatta Büyükşehir Belediyesi'nden arkadaş da geldi burada. Gördü. Bir şey söylememesine rağmen bu nedir? Bu hazımsızlık nedir? Nedir bu ya? Bu Trabzonspor'u çekememezlik nedir? Özellikle bunları şikayet eden şerefsizler için de söylüyorum. Böyle bir hazımsızlık olamaz.